Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Yine şahane bir Bambaşka Sohbetler programıyla karşınızdayız ve hayatın içinde bir böyle 35 dakikanızı tatlı bir sohbetle geçirmenizi, keyifli dakikalar yaşamanızı vaat ederek başlıyoruz programımıza. Bugün ağırlayacağım konuğumu aslında ben çok seviyorum sosyal medyada da takip ediyorum yine canım programım sayesinde e, tanımı ve tanışma imkanına sahip olduğum için de çok mutluyum. Aslında onunla yemek üzerine konuşacağız daha çok tabii ki ama ben e, daha çok kariyerini değiştirmesi, değiştirdiği kariyerinde başarı sağlaması ve hayatındaki zevklerine dair bir şeyler yapıp bundan o kadar büyük haz alarak yapmasının püf noktalarını soracağım ona çünkü benim onu sosyal medyada takip etme sebebim buydu. Çok sevimli, çok güzel biri. Bayılacaksınız ve çok kıymetli bilgiler alacağımıza da eminim. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Yeni bir yemeğin bulunuşunu, bulunuşu insanı yeni bir yıldızın bulunuşundan çok daha mutlu kılar demiş Brilat Savarin. Ee, Evet, bazıları için bu geçerli diye düşünüyorum ama sevgili konuğum için kesinlikle çok geçerli bir cümle diye düşünüyorum. Sevgili Beril Oymak konuğum, hoş geldin Beril. Hoş bulduk, merhabalar. Ayağına sağlık. Seninle tanıştığım için çok, ben mutluyum. çok mutluyum. Nasılsın? iyi İyiyim. misin? İyiim, çok, İyiyim, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Lütfen otur. Şöyle küçük bir su servisi. çok teşekkürler. Tabii geleceğini duyunca çok heyecanlandım. Çünkü sosyal medyada seni çok heyecanlı ve severek takip ediyorum. Ay güzel. Sevgili Meril, sosyal medyada Hı -hı. önce çok sempatik bir biçimde bir yemek yapan kız. Ya. Hatta yani tabi caizse kız çocuğu gördüm ben. Ya evet biraz küçük gözüküyor. Evet küçük gözüküyorsun orada. Aslında 33 yaşındayım ama beni hep böyle Hani 33 yaşında olduğuma pek inanmıyorlar. Evet 23 gibisin orada. Bence şey böyle saçlarım doğal kendi halinde. Bence biraz da o yüzden. Hani Olabilir. çok da böyle daha olabildiğince doğal kalmaya çalışıyorum. Bence biraz onun etkisi var ama tabii küçük gösterdim hep söylüyorlar. 33 deyince nasıl inanmıyorum evet, diye. Hiç. Ve videolarda şundan etkilenmiştim yani gencecik bir kız çocuğu Çıtı pıtı <laughs> mini, mini hiç öyle değilsin. <laughs> yani çok güzelsin ama Teşekkür daha ederim. hani yapılı vücudun sporcu vücudu evet, gibisin. Evet. Hani orada Hı. daha minyon görünüyorsun aksine. Olabilir. Bu kamerayı nereye koyuyorsun sen bu yemekleri? Aslında işte dikkat etmiyorum ben çok yani kendimi böyle hani şey şey değilim aslında böyle kendi açımda güzel çıkayım aslında hiç öyle dert Her açıdan çok güzel hiç çıkarsın. Hiç öyle şeylerim yok. Genelde böyle hani biraz da mesleki herhalde şey olduğu zaman içinde böyle Ona ışığın bile. güzel çıktığı, yemeği nasıl daha güzel göstereyim yani o açıları bulmaya çalışıyorum. Kendim Doğru. aslında biraz ikinci planda kalıyorum. Yok hiç ikinci planda <laughs> değilsin valla. Önce ben sana bayılıp takip ya, etmeye başladım. Teşekkür. ve böyle öyle güzel. E, görüntüler ki o yemeği hazırlarken şöyle bir şey oluyorsun. Aa ben de yaparım. Aa çok güzel yaptı bunun aynısını niye evde denemiyorum duygusu. Sonra fark ettim ki çok da sağlıklı şeyler yapıyorsun. Evet aslında biraz benim temel konum hem bitkisel yani genelde hiç hayvansal ürün içermeyen işte glutensiz, yumurtasız, işte süt ürünsüz aslında çıkış amacım oydu. Sosyal medya ve diğer, diğer YouTube işte diğer hesaplarıma da. Biraz da kendim de zaman içinde aslında bu yolculukta benim de biraz gelişimim, benim değişimimle beraber Hı -hı. tamamen bitki temelli mutfağa yöneldi aslında. Başlarda öyle değildi bu arada. Kendimi bulma yolculuğumda Aslında bedenime ne iyi gelir, hangi besinler bana yarar sağlar diye çıktığım bu yolculukta böyle bitki temelli mutfağa doğru bir uzandı diyebilirim. Aslında en başından beri böyle değildi. Şimdi Beril senle tabii ki konuşmamız gereken birçok konu var ama... Mesele de yani senin büyük resminde hı hı. E, bir takipçin olarak en çok şunu merak ediyorum. Aslında bir hı. şef değilsin değil mi? Hani gidip bir şef okulu ya da gastronomi okumuş biri Aslında, değilsin. okudum. Aslında şöyle e, bu yani mutfak çok büyük bir hani çok farklı dalları var çok tamam. farklı yönleri var. Ben e, Türkiye'de bunu denedim. Yani o zaman da böyle temiz bir mutfak arayışım vardı ve genelde böyle temiz gastronomi... Mutfak. Yani işte böyle çok işte kızartmalar olmasın hayvan hayvansal ürünler olmasın daha böyle sebze meyve ağırlıklı bir mutfakta aslında. Sağlıklı mutfak. Sağlıklı mutfak. Evet <laughs> temiz mutfak aslında benzer. Türkiye'de bunu bir denedim bir mutfak okuluna gittim baktım tamam. ama... Hiç benlik olmadığına karar verdim çünkü hocalarla şöyle bir muhabbetimiz oluyordu sürekli. İşte ona şeker katıyorlar ben diyorum ki işte ben şeker koymasam işte ben hindistan cevizi şekeri koysam içine hep böyle bir karşı bana şeydi. Ne diyor bu kız hani ha. ne diyor bu diye ben hep bana karşı şeylerdi. Ben o süreçte bir şey araştırdım. Hani ben nereye gidebilirim? Hangi okulu bulabilirim diye böyle tamam, dünyada bu ne zaman oluyor? Bu 2016 yılında. Tamam. 2016 yılında. O zaman Amerika'da bir okul buldum. Tamamen raw food ve vegan food'la alakalı bir okul. Amerika çiğ yemek çiğ ve beslenmek. vegan yemek. Evet, vegan beslenmek. Vegan beslenmenin tam karşılığını nasıl anlatabiliriz seyircimize? Hayvansal ürün içermeyen. Yani tamam. Et yok, süt yok, yumurta yok hiçbir şekilde hayvansal ürün çünkü genelde bizim mutfağımıza biraz uzak bir kavramdı bu hala oturmuş değil aslında. Anlayışımıza da uzak kalıyor. Anlayışımıza kanıyor. da uzak. Çünkü... Yani ben de öyle beslenen biriyim sakın yanlış anlama evet, yok, yok. ama böyle beslendiğim için ya da çocuklarımı nispeten tabii ben yumurtasız, peynirsiz, yoğurtsuz beslemiyorum gene de çocukları ben evet. de peynirden vazgeçemiyorum. Ama işte olabildiğince süt içmemelerine sebep olmaya çalışıyorum okuduğum bazı kaynaklara evet. güvenerek. Orada bile annemle de çok sık çatışıyoruz. İçsinler süt ne demek süt içmeyen çocuk mu olur diyor haklı. Evet. E, dolayısıyla bizim ülkemizde özellikle yani köy kültürünün yüksek olduğu Anadolu, tabii, tabii. toprak, hayvancılık bu kadar öndeyken bunu anlatmak ya da buna inanıyoruz biz hani iyi gelmediğini düşünüyoruz bazı doktor kaynaklarından duyduğumuz kadarıyla demek bile bir tartışma sebebi oluyor. Tabii yani benim annemle uzun yıllar aramızda şey oldu böyle gittiğine şimdi bir şey hazırlıyor işte içinde ne bileyim sebze sebze suyu değil de et suyu var işte tereyağı var o var bu var ya da etli bir şey yapıyor biber dolması yapıyor bana diyor ki işte bir tane ye ne olacak hani sen beğeniyorsun hani. Çok böyle morali bozuluyordu yemediğimde hani istemediğimde. Çünkü evet. onun yaptığı bir şeye böyle hani bir hakaretmiş gibi görüyordu. Bir de yemek bizde... Sevginin ifade evet, biçimi. Evet yani sürekli hadi kızım şunu ye tabii, şunu ye. Yani şunu ye. ev evlatlar zamanına. geliyorsa o sofralar kurulacak ve kurulduğunda pişirilen bütün yemekler biterse tabii ki anne mutlu. Yani Tabağı bıraktığında bir hoş olmaz aile evet. durumunda özellikle annenin yaptığı bir yeme. Bir de uzun, uzun sene görmediysen ya da aylar görmediysen şimdi gitmişsin sofrasına oturmuşsun ben bunu yemiyorum demek biraz şeydi. Ben o tarafta değilim hani. Ortama biraz uyum sağlamaya çalışıyorum. Yani çok e, bulamadığımda, yiyecek hiçbir şey bulamadığımda illa ki bir salata oluyor, bir şey oluyor buluyorum. Ama hani süt ürünü bir şey varsa sofrada illa ki tadına bakıyorum çünkü karşı tarafın e, o şeyini bozmak istemiyorum. Hani o kadar sert bir tavırda değilim ama kendi mutfağımda, kendi tariflerimde bunu hiç uygulamıyorum. Aslında sen sağlıklı beslenmeyi evet. e, hedef almış, kendi Evet tamam, Bunca sağlıklı beslenmek çünkü birçoğu içinde o kıymalı dolma sağlıklı tabii değil mi? yani evet. orada da tereyağlı pilav sağlıklı evet. ama senin de belli bir sağlık anlayışına benim de öyle bu arada Hı -hı. hani belli bir sağlık anlayışına çok özen gösterdiğim bir beslenme biçimi var evet. ama tabii ki aileleri kırmamak durumda aç kalmamak ortamlarda evet. için oralarda minik esnetmeler. Ama burada asıl benim şunu sorarak sonra bol bol yemek konuşacağımız Sevinim. bir sohbete geçmek <laughs> istiyorum. Çok ciddi hayatın içinde meslek denemelerin olmuş. Evet oldu. <laughs> Değil mi? Yani 2016'ya kadar neredeyse. Öyle <laughs> mi diyeceğiz? Ben üniversiteden mezun oldum. 2000, e, herhalde 10 2000 kaçtı? 2013 yılında mı? Olabilir. Olabilir. 2013 yılında tamam. 2013 yılında mezun olduktan sonra işletme okudum aslında. Tamam. Ailem için biraz da okudum. Yani üniversite boyunca biliyordum ki ben bunu hiç yapmayacağım ama bir diploma almak hani aile için çok önemlidir yani. Ya. Kızım mezun oldu işte işte okudu. Çok önemli bir şeydir onlar için. Okul zamanında benim aslında arayışım başladı. Ben bir ajansa işte herkesdeki ajansa yazı yüzün güzel şöyle bir iş yaparsın. Tamam dedim bir ajansa yazı diyeyim. Bir sürü denemelerim oldu. işte reklam, dizi hani güzeldi o zamana e göre. Bir öğrenci için gerçekten. Çok güzel Halkın para da. kazanmıştım. Kazandım parayla dünyayı gezdim hani. Oh. O zaman da bir daha kolaydı böyle hani gezmek şey yapmak. Her ülkeye gittim neredeyse. Tek başıma gittim. Ailem ya da o zaman sevgilim hiç anlamıyordu. Tek başıma nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın sen tek başıma diye. Ama bir arayışım vardı. Üniversite zamandan beri belliydi aslında bu. O zamanım böyle hep arayışlarla geçirdim. O dizi işte reklam denemelerimde şeyi fark ettim. Ya bu iş benlik değil. Ben bu işte olmayacağım. Ama tamam ben buradan en azından gezmek için güzel bir para kazandım diye düşünmüştüm. Güzel. Ama dedim ki ben bu işi yapmayacağım. Sonra ben zaten küçüklüğümden beri çok bale yapıyordum. Hep bir spor hayatımda hep vardı. Dedim ki ben bir pilates bir şey deneyeyim ya. Böyle bir eğitmenlik alayım. Farklı bir beden bedenimi kullanacağım bir iş yapmak istedim aslında. Böyle hem spor olabilir ya da bir, bir aktivite olsun istedim. Sonra bir e, pilates eğitmenliğine gitmiştim. Çok kısa bir dönem yaptım. Sonra dedim ki bu iş Değil. birkaç Özel ders verdim, birkaç yerde çalıştım sonra dedim ki bu da benlik değil. Bu da değil. Bu da değil, bu da değil. Bak ben bunu bir başarısızlık hikayesi olarak almıyorum biliyor musun? Bunu bir ben keşfetme hikayesi olarak alıyorum. Özellikle bu yüzden soruyorum sana. Geçen bir böyle beni takip eden yine bir kız bana şey sormuştu böyle hani nasıl geldim buralara diye. Ben de ona anlatırken hiç böyle uzun bir o zaman hiç anlatmadığımı fark ettim neler yaptığımı. Evet. Kızına anlattığımda aslında ne kadar çok şey denediğimi gördüm. Evet. Ona da onu demiştim ben. Yani ben o kadar çok şey denedim ve denemediğim, e, mutlu olmadığım yerde durmadım. durmadım. Gittim, dene dedim. Yani ne istiyorsan dene bak dedim. Ben modellik de yaptım, eğitmenlik de yaptım, sonra kafede açtım. Yani ha, her şeyi denedim. Ha Pilates'ten sonra kafe mi açtın? Tabii. Ben o sırada e, blok yazıyordum. Çok eskiden beri, aslında 2011'den beri blok yazıyordum. Sonra peynir markası kurdum, Vegan Peynir. Ya bir çok şey. evet evet. Çok tatlı bir girişimcisin. <laughs> Peki kafe açtı. Şuradan başlayayım. Blog yazıyordum aslında. Tabi tamam. blog yazdığın zaman o zaman Türkiye'de sosyal medya, Instagram gibi bir şey yoktu. Yani sadece bloglardan insanların ne yaptıklarını görebiliyordunuz. Aynen. Ve beni oradan birisi bulmuştu. Hatta şu anda çok yakın arkadaşım. O zamanın böyle en e, bilinen bir e-ticaret sitesinde dedi ki... Gel dedi burada foto modellik yapmak ister misin dedi. Gene başa döndük. Başa döndük. Dedi ki burada bir şey yapmak ister misin? Hani fiziğin uygun. Şimdi orada blokta fotoğraflarımı görüyor. Blog ben, dediğimizde bir internet sitesi satın alıyorsunuz. Oraya günlük gibi yazılar evet, yazıyorsunuz. Günlük gibi. Genelde yine bu böyle vardı. kendimi paylaşıyordum. İşte gittiğim yerleri paylaşıyordum, gezdiğim yerleri paylaşıyordum. Kendimi de paylaşıyordum. Beni, beni görüyordu. O zaman bile daha böyle zayıflık takıntısı olan bir insandım aslında. Sonradan değişti bu şeylerim. Beni gördü Dedi ki gel burada şey böyle bir iş yapalım seninle. Tamam. Ama böyle 9-6 foto modellik gibi hani. Ha bayağı foto modellik mesleği bu yani. Evet evet. 9-6 kıyafetleri giyip çıkır. Hani internette aldığınız kıyafetlerin üzerinde hani gördüğünüz çok modellerden bir tanesiydi. Tamam. 4-5 sene çalıştım ben. Aa orada kaldın Evet evet. 4-5 sene kaldım. Güzel de bir teklifti. Hani haftanın 4 günü çalışıyordum. Hani 9-6 mesai ama kendime çok vakit kalıyordu. Güzel. O sırada ben tekrardan farklı bir e, Eğitmenliğe devam etmek istediğimi fark ettim aslında. Pilates eğitmenliği bir tur daha farklı bir kademesini aldım. E kendimi bulmaya çalışıyorum biraz aslında. Sonra e, ben bir 5-6 sene burada çalıştıktan sonra e, bir arkadaşım böyle bir kafe açmak istiyordu. Böyle e, güzel kahvesi olan yanında böyle tatlılar yapabileceğimiz. Tamam. Ben de o sırada... Blokta yazılarımı yazıyorum, tarifler veriyorum bu sırada. Instagram bu arada başladı. Yemek hayatına mı girdi yemek bu arada? Yemek hayatıma girdi 2015-16'larda. Tamam. Tarifler veriyorum, paylaşıyorum. Oradan bloktan da güzel bir şeyim var, etkileşimim var insanlarla. Peki modellik, pilates hocalığının arasından yemek nasıl girdi? Hepsi bir arada Şimdi deniyorum. <laughs> deniyorum o sırada. Bir de modellik yapıyorum ama kendime çok fazla vakit kalıyor. Tamam. Evde tarifler yapıyorum. YouTube'a başladım o sırada videolar çekiyorum evden. Hani işe gidiyorum, geliyorum 6'da. Böyle setabımı kuruyordum kendimce. Tam böyle ışık gitmeden oturuyordum işte tarif yapıyordum, video çekiyordum, videolarımı paylaşıyordum. Hani böyle şeydi. Aa, aa, ee, bir tutkum vardı. Hani böyle bir paylaşmak isteğim vardı. Yani yaptığım şeyler insanlara göstermek istiyordum tamam. aslında. Bir de modellik beni şey olarak tatmin etmiyordu. Yani yapıyorum ama bir faydam yok kimseye kendimi. Aslında kendine dair bir şey anlatamıyorum. Evet bir şey anlatamıyorum hani tamam. gidiyorum geliyorum ama benle alakalı bir şey yok orada aslında sadece fiziksel olarak oradayım evet. baktığımda. Kendim o yüzden bir tatmin olmadığım için bir arayışım devam ediyordu. Videolar çekmeye başladım, tariflerimi insanlar yapmaya başladı, blog yazıyordum, instagramdan paylaşmaya başladım. Böyle bir güzel şey oldu beni takip eden insanlar. Sonra arkadaşım da kafe açmaya karar verdiği zaman bana dedi ki gel sen de tatlı kısmını yap. Tamam. da de mesela anladım. değişik bir cesaret bu. Bunu Kesinlikle. bana anlatmanı istiyorum. Evet. Çünkü <laughs> sonuçta hani şef okulları var, şefler var. Hı -hı. Bu konuda artık gastronomi okumuş evet. adamlar var ve artık bu önemli ya. Tabii tabii. Bu çok güzel bir cesaret bir de sonu başarıyla bittiği için çok Hı -hı. güzel bir cesaret ama aynı zamanda bir risk. evet. Evet. çok <laughs> tatlısın. Evet. Nasıl mesela? Herkese örnek olması için söylüyorum. Ya ben şöyle diyorum hani burada o zaman aslında verdiğim kararın çok da farkına değilmiş ama şunu düşünmüştüm. Ya ben yaparım bunu. Çok iyi. Hani ben bu cümleyi çok seviyorum. Hani daha yaşım çok genç. Denerim olmazsa başka bir şey devam ederim. Hani kafeye arkadaşımla 7 yıl önce 7 yıl önce. Bayağı 25 yaşında tabii mısın? Tabii tabii 26 yaşındayım 20, herhalde. Ben yaparım bunu. Yani hep, hep hayatta da onu belki de söyledim ve arkasında belki de hiç korkum ya da bir maddiyatı düşünmeden girdiğim için bence işlere. Olabilir. Bence o benim önümü açan şeylerden bir tanesiydi. Sadece yaptığım işe odaklandım. Maddiyat zaten yaptığın iş sen tutkuyla yapıyorsan iyi yapıyorsan zaten arkası geliyor. Onu düşünmeye gerek bile olmuyor aslında baktığımızda. Kafeye girdin arkasına eğitimler mi almaya başladın? Kafeye karar verdiğimizde arkadaşım da benim içeriklerimi ve tariflerimi biliyor zaten görüyordu. Ben dedim ki işte bir eğitim araştırayım, bakayım hani bir yere gideyim. En azından bir bu işte bir profesyon olarak devam edeyim evet. diye bir karar verdim. Sonra bu Amerika'daki okulu buldum. O sırada ben modelik yapmaya devam ediyorum. Oradaki şirketime de şunu konuştum. Ben dedim Amerika'ya gideceğim ama döndüğümde tam böyle kafe açmadan bir tık önceydi bu. Amerika'ya tamam. gitmeye önce karar vermiştim ha, aslında. Ha önce kafe yok. Evet, kafe tamam. yoktu. Onlarla da şöyle anlaştım. Ben gideceğim Amerika'ya. Bana bir ay dedim şey verin bir buçuk ay e, ücretli ücretsiz izin verin gideyim ama döndüğümde işime devam edeyim. Hani ben bu eğitimi almak istiyorum onlar da çok iyi niyetle karşıladılar tamam dediler git sen. Gittim giderken bu kafe fikri ortaya çıktı. Döndüğümde e, dedim ki bu arada çok güzel bir işti aslında hani hem beni tatmin eden de bana çok vakit kalan bir işti. Dedim ki ben bu işi yapmayacağım arkadaşımla kafe açacağım. Çok şaşırdı bu arada şirket. Çünkü hani onlar için de güzel bir pozisyondaydım ve işte daha devam edebilecek bir işti. Şaşırdılar ya dediler ki teşekkür ederiz bunu bize erkenden söylediğin için. Hani inşallah çok güzel olur senin için dediler. Ve ben oradan çıktım. Hani ne kazanacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Kafe ne olur hiçbir fikrim yok. Tamamen şey diye yaparım ben bunu hani evet, çok evet tatlısın. hani yaparız olur diye düşündüm. Ve girdim. Ve girdik. Amerika'ya gittim kafe. döndüm. Kafe çok inanılmaz yani çok güzel bir noktaya geldi. 2017'de herhalde Türkiye'de ilk böyle vegan bakery, vegan pastaların olduğu ve kahve konseptinin bir arada olduğu bir dükkan açtık. Gerçekten çok İstanbul'da. In... İstanbul'da. Hala açık. Ben sadece devrettim orayı. Ha. Evet evet. Hala devam ediyor. Ee, inanılmaz bir noktaya geldi. Pasta yetiştiremiyorduk. Bir de o zaman Türkiye'de işte e, kajudan, çiğ böyle Tabii. pastaları çok fazla yoktu hiçbir yoktu. yerde. Ve biz pasta yetiştiremiyoruz, sürekli yapıyoruz. Hani çok güzel e, hala da görüştüğüm böyle arkadaşlarım da oldu, müşterilerimiz de oldu hala iletişim halinde olduğumuz. Çok güzel bir şeydi. Ben kendimi atölye açtım, işte bu konuda eğitimler verdim. Tekrar Amerika'ya gittim, geldim bu sıra içerisinde. Eğitimlerin farklı e, seviyelerini aldım. Atölyeler yaptık, workshoplar yaptık, e, çok güzel insanlara yani eğitimler verdik. Onlar sonra kendi kafelerini açtılar, restoranlarını açtılar yani. Çok mutluyum. Çok küçük bir açtı aslında. Böyle öğrencilerim olmuş oldu. Hatta geçen bir kafeye gittim bir kız e, kafenin sahibiymiş. Benim oraya geldiğimi gördüm, e, ge, beni görünce Dedi ki ya size tanışmak istedim. Ben sizin ilk öğrencilerinizdenim hani bu kafeyi açtım. Böyle şey hissettim ya ben daha o, o pozisyonda mıyım <laughs> acaba diye düşünmüştüm. E, çok güzel bir deneyimdi. Yani iyi ki. Oradaki çünkü pozisyonumu tamamlamıştım bile ortakla iş yaptığımızda şey oluyorsunuz hani e, hedefleriniz aynı olmuyor ortakla ne iş yaptığımızda. Oldu. Yani her anlamda ortaklık evet, zamanla bir... E, üstünden geçirmesi gereken Kesinlikle. bir şey galiba değil Orada mi? Orada bir noktaya geldiğimizde çok iyi gidiyordu aslında kafe. Şube açmıştık hani devam edebilirdik. Hani birçok kişi için şeydir ya kafe açmak hani hayatın emekliliği artık hani kafe açtım ve bir emekli hayatı yaşayayım. Hani kafe şeydir hani bir böyle sığınma noktası bir kafe olsun hani hayatım böyle devam etsin diye. Ben o çok iyi giderken bir anda herkes zaten çok şaşırdı. Hani ortamda nasıl yani neden bırakıyorsun dedim ki. Benim hayalim seninle ortak değil yani ben burada kalmak istemiyorum Senin bu yaşımda. Senin hayalin mi? Ben hep tek başıma olmak istiyordum. Hep bir ortakla değil, kendi şeyimi kurabilecek, kendi organizasyonumu yapabilecek, kendi isteğime göre hareket edebileceğim bir iş olsun hep istedim ve çok o niyet ettiğim şey bugün hani çok şükür ki bunu sağlayabildiğimi düşünüyorum ama hep şeyler derler yani eskiden bir hayaliniz neydi diye. Ben hep hiç benim hayalim olmadığını düşünürdüm. Halbuki benim hayalim kendi başıma bir işi kurabilmekmiş. Yani tek başıma olduğum ve kendi e, sınırlarımı çizebildiğim bir iş. Tek başıma oldum, olabildiğim bir işmiş. Bunu mesela şu anda fark ediyorum. Önceden hiç hayalim olmadığını da düşünürdüm. Ama bu da bir hayalmiş. Meğerse. Gelelim 33 yaşındaki Berile. <laughs> evet. Neler oluyor hayatta? Özel hayat nasıl gidiyor? Anne baba bu gidişata ne diyor? E, mutlu musun? Sonra bugünden sonrayı konuşacağız. 33 yaşım bu arada evliyim. Hani, evlendin evlendim e, 15 15 senedir e, sevgilimle 15 senedir beraberiz yani Sen niye tek başına <laughs> dolaşıyorsun? Ne arıyorsun?" diyen sevgilim. <laughs> evet, Sen sevgilimdi. nereye dolaşıyorsun? Neyin peşindesin?" diyen <laughs> evet. sevgilim Şimdi eşimiz oldu. Şimdi eşim oldu. Maşallah. <laughs> Uzun sağlıklı bir ömür evet, diliyorum çok, size. Çok, aşkla dolu. çok teşekkür ederim. Hani çok mutluyum ki beraberiz. Hani ben bir de böyle hem işte de herhalde böyle özel hayatımda da e, çok böyle şey sevmiyorum onu fark ettim. Çok ani değişimler. Hmm. Özel hayatımda neyse ki çok uzun sürede devam ettiğim için çok mutluyum. Güzel. Ama 33 yaşındaki Beril herhalde şu anda gerçekten istediklerini yapmış bir Beril olarak görüyorum. Çünkü kendi mutfağımı kurdum, kendi e, işimi organize edebiliyorum. Kendi mutfağımı kurdum ne demek? Şöyle şimdi artık sosyal medyadayım tamamen. Ortamda tamam. aslında işi bıraktığımda da amacım şuydu. Yani ben e, sosyal medyada artık varlığımı devam edireceğim. Çünkü geleceğim burada olduğunu düşünüyorum. Hani hı hı. Fiziki bir yerde kalmanın pek iyi bir şey olmadığını düşünmüştüm aslında. Mesela büyük bir kesim de artık sosyal medyanın gelmesi gereken yere geldiğini, hatta fazla bir kalabalıklaşma olduğunu, hı hı. hani kalifiye olanla kalifiye olmayanın da aynı potada yer alıp eş zamanlı, kazançlar sağladığı ve bilgi paylaşımı yaptığı ile ilgili artık birazcık şeyler geri bildirimler duymaya başlıyorum ben. Hani bilenle bilmeyen bir mi? Sosyal medya öyle bir alan açtı ki herkese. Evet. Hı -hı. Hani herkes etkin, yetkili ve tabii, tabii. bilmediği bilgiyi ya da kulağına doldurduğu bilgiyi de Hı -hı. paylaşıyor gibi bir durum. Üstüne bir şey koymadan, ekleyip çıkarmadan Hı -hı. gibi. Hani yavaş yavaş artık oranın da sonuna mı geliyoruz gibi bir durumda var gibi. Sen bunu nasıl görüyorsun? oranın sonuna gelmiyoruz. Bu arada dediğiniz doğru. Hani bilen, bilmeyen, iş... herkes aslında evet mutfağını açıp yemek videosu çekebilir. Yani bunu herkes evet. yapabilir ama evet. orada iş size ayrıştıran bir şey var ki onu karşı taraf görüyor. Yani Hı. karşı taraf onun ben ayırt ettiğini düşünüyorum. Evet aynı skalada belki değerlendiriyor biliyor, değerlendiriyor birçok kişi. Ama bir fark oluyor yine de. Eğer gerçekten kaliteli bir şey çıkartıyorsanız, eğer o tutkuyla yapıyorsanız ki ben çok severek yapıyorum. O karşı tarafa bence geçiyor. İnsanlar evet. onu yapmak için yaptığını yani görmüyor. Gerçekten sevdiğin için yaptığını fark ediyorlar diye düşünüyorum. Ama uzun vadede hani, yine şey, şey diyorum hani ne olur bilmiyorum ama ben şu an sevdiğim şeyi yapıyorum ve bunun üstüne koyarak ilerledikçe bunun bana karşılığının her zaman gelebileceğini düşünüyorum hayatta. Riskli bir alan vegan çok, mutfağı Çünkü çok 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 pahalı. Düşündüğümüz gibi mi vegan mutfak? Ya aslında şöyleydi. İlk zamanlar ben de sanki insanlara çok yanlış anlattım gibi geliyordu bu mutfağa. Çünkü böyle şey kaju'lar, bademler, evet. cevizler sanki evet. sadece bunlarla yapılan bir şeymiş gibi insanlara. Ben de yanlış anlattım aslında çok kere de çok söylüyorum. Çünkü ben de yanlış anlattığımı düşünüyorum. Ama ben ne zamanla geliştim ve öğrendim aslında bakarsanız. Dönüp kendi kültürümüze Türk mutfağına baktığımda yani evet şimdi ben Amerika'da aldığım eğitim tamamen Amerikan kültürü ve oranın Tabii. sebzeleri işte oranın mutfağı ile alakalı bir şeydi. Ben oradaki hiçbir şey yapmıyorum şu anda baktığımızda. Kendi mutfak kültürümüze döndüğümde yine o kadar çok güzel sebzelerimiz o kadar güzel sebzeli tariflerimiz yemeklerimiz var ki içinden eti işte ne bileyim hayvansal bir şey çıkarttığında çok güzel her şeyi vegan yapabilecek bir mutfağımız var Bana aslında. Bana tereyağsız pilavın muadilini söyler Zeytinyağı. <laughs> Şimdi Zeytinyağı. anneanne, babaanne bunu kabul etmeyecek. Ya aslında bu bir alışkanlık. Evet. Şimdi benim evimde de annem, annemin evinde sürekli et suyla pişer pilavlar, evet. çorbalar. Evet. Şimdi ben sebze suyu yapıyorum. Herhangi bir bütün soğanı atın işte ne bileyim elinizde kalan sebzelerin hepsini atın suyun içine kaynatın. Alın size sebze suyu. Hani bu çok zor değil sadece bilmiyoruz nasıl onu modifiye edeceğimizi. Peki mesela zeytinyağını pişirmeyin diyorlar e, kalitesi bozuluyor ve e, hı hı. vitamini bitiyor. Evet. Ne yaptık biz şimdi pilavı haşladık suda en son mu zeytinyağı gezdirdik? Evet. Ben bak, i̇syanıma bak ben de tereyağsız <laughs> düşünemiyorum çünkü. Ben bu arada çoğu zaman pilavı makarna haşlar gibi haşlıyorum. Yani nasıl? Yani çok en basit yöntem. Bakın. Söyle bakayım nasıl? Hiç şey yok yapışma derdi de yok. Normal makarnayı kaynar suda haşlamaz mısınız? Evet yani su koyup tuz koyup acıcık zeytinyağı damlatın. Zeytinyağı gerek bile yok suyun içine tuz atın yeter makarna aşlamak için zeytinyağı hiç geçmiyor. Işte bak bir şeyler <laughs> var vazgeçemediğim <laughs> tutuk olduğum şeyler var. Peki zeytinyağını da koymadım su koydum tuz koydum haşladım şey kaynattım. Kaynattınız pirinci atın içine. Bildiğim pirinci Pirin attım. 10 dakika. Yani öyle bir bardak pirinci bir buçuk bardak hayır, su artık hayır, kaldı hayır. mı geride? 10 dakika haşlayın süzün. Tamam. Tane tane pirinç. Sonra üstüne zeytinyağı Sonra isterseniz baharat dökün, zeytinyağı dökün. Bir kenarda sebzeyi haşlayın içine ekleyin. Bunu bir deneyin. Bak zeytinyağlı pilav <laughs> ince çizgi. Benim için tereyağlı pilav ya var Ya biz diyeceğim. o kadar işte şeyle işte bir, bir buçuk ölçü işte pilav şöyle yapılır, böyle yapılır. Hani hep bu kalıplarla geliştirildik. Peki yani mesela vegan gördük. tereyağı var mı? Var yani hindistan cevizi yağı ile yaparsınız ama hmm. ben mesela o taraflarına hiç değilim. başlarda hmm. denedim işte vegan tereyağlar, vegan peynirler. Evet hala yapıyorum arada ama bunlara gerçekten ihtiyacımız yok. yok. Yani peynir yemek de bir alışkanlık. Şimdi benim kahvaltı alışkanlık. Şimdi peynir mesela ben kahvaltımda hiç peynir muadili bir şey yapmıyorum vegan olarak bile kahvaltıda. Çünkü ne yapıyorsun ihtiyaç değil yorum. E, çok yani şimdi farklı mesela yaptığım şeyler Şöyle var. Bana nohut. Bir tane kahvaltını anlatsın. Mesela nohuttan, nohut çok güzel omlet gibi yapabiliyorum. Mesela maş fasulyesini püre haline getirip krep gibi yapıyorum. İşte nohut unundan ne yapıyorsun? E, yumurta gibi. Bak nasıl hemen öne geldim. Şu hareketi <laughs> <bölgede> gördünüz mü? <laughs> nohut ne yapıyorsun? Mesela bir ölçü nohut unu, bir ölçü su, biraz baharat karıştırıyorsunuz. Sonra tamam. böyle krep yapar gibi tavaya. Tamam. Pişirdiniz önlü arkalı. Evet şey gibi omlet gibi oldu size içine, içine esinize ekleyin. Peki şimdi mesela şunu da sorabilir miyim? Bu Tabii. nohut unu illa gidip marketten mi alınmalı? Şu hani e, şey bir makina var hemen böyle katıyı toz haline getiren Ö, ben de var, öğütücü. Evet, öğütücü. O nohutu koyduğumda da o öğütücüyle nohutunu yapabiliyor muyum? Nohutunu o demek mi? Evet. Yani hmm. Aslında o normal böyle omlet tarif gibi pişirilen e, tariflerde kullandığımız nohutunu zaten şeyden ön pişirilme yapılmamış nohutunu. Yani direkt Çiğ nohutu. tane nohutu düşünün tamam. onu öğütücüden geçiriyorsunuz. Direkt tamam. böyle nohutunu gibi akıyor zaten. Ha. Yani böyle direkt tozu akıyor. Mesela benim evde bir tane değirmenim var öğütücü. İçine hangi bakliyata atsam onun ununu onu çıkartıyor. Bir de bu mutfağa böyle girdikçe işte ekipmanınız mutfak düzeniniz de hani ona uyum sağlıyor. Hani bana... Böyle şey diyorlar hani bana deli diyorlar sana zır deli diyorlardır. <laughs> bence kesin. artık alıştılar bence. kesin de. yani çünkü bende de böyle keskin şeyler var hatta arkadaşlarım'a böyle manevi şiddetim var yani bu konuda hiç tavizim <laughs> yok. Ee, yani şeker olmamalı hayatımızda ekmek olmamalı gibi takıntılarım var gerçekten Hı -hı. ama çocuklarda hani yumurtayı falan onu yapamıyorum. Yani Olmuyor. çocuk şu an kendi kararını verebilecek evet. yerde değil. O yüzden sizin yönlendirmeniz çok normal. Bence o kendi kararını, zamanını kendi evet. vermeli. Yani bir çocuğa onu dayatmamak, dayatmak evet. çok yanlış. Onu yapamıyorum. Ben... Peynirden ben vazgeçemiyorum. Hı -hı. Ama mesela, "E tamam, nohut şimdi ben kendimi anlatayım. <laughs> nohut unundan yaptın o şeyi. Evet. Sonra başka ne yiyorsun? Domates, peynir." Do, domates salatalık Ay, domates salatalık Olur. zeytin ne varsa yazın Olur. özellikle mesela güzel işte şimdi ben Ayvalık'tayım genelde yazları of. Ayvalık'ta güzel böyle tarla domatesleri vardı İçine biraz fesleğen, salatalık zeytinyağı yani her şey yani o kadar şey ki aslında bu mutfağa girdiğinizde yani öyle düşünmeye başladığınızda sonsuz bir şey açılıyor bir kapı söylüyorsun. sadece bizde o öğrenilmiş bilgiler var aileden işte anneden işte komşunun tarifleri hep böyle aklımıza kalan belli kalıplar var Onların dışına çok çıkamıyoruz. Bence biraz e, evet. orada biz o kalıpların içine sıkışmış durumdayız. Bir de şeye bayılıyorum. Mutfakta bir şey kalmadı. Ne eksik? Şeker yok, yumurta yok, <laughs> tereyağı yok. Eşimin ailesi mesela annesi bir kere geldiğinde şey mutfa dolabı açmıştı şey demişti. <laughs> Oğlum siz hiçbir şey yemiyor musunuz o hafta? Çünkü ben böyle hazır paketli falan da hiçbir şey almıyorum. Yani, yani her de. şeyimi kendim yapıyorum. Dolaba açtığınızda şey göremezsin. Hiç ambalajlı bir şey yok. Yani her şey yapılmış. Kutularda Sen onu duran. onu da almıyorsun, almıyorsun tabii Ya mi? onu bazı aldım. bunlar var ama mesela hmm. lokal şeyler almaya çalışıyorum. Aslında burada benim anlatmak istediğim biraz da bu. Yani marketten minimum ne alabiliyorsanız. Hmm. Yani Pazara, manava gidin ama marketten minimum ne alabiliyorsanız işte o güzel sağlıklı beslenme biraz aslında o. hani Aslında semt pazarı kültürüne Tabii. geri dönmemiz lazım. Kesinlikle. Yani Dilara da diyor ki yani kendi toprağımızdan çıkanı tüketmemiz gerekiyor. O buraya gelene kadar dünyaya zarar veriyoruz. Geldiğinde yediğimizde kendimize zarar veriyoruz diyor. Bence çok mantıklı. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki ben sosyal medyada evet. varım. Çek bakalım bir soru ne çıkacak. Bugüne kadar aldığın en güzel iltifat neydi? Aa, bari hmm. bir tane söyle. Tamam, eşimin bana hep söylediği bir şeyi söyleyeyim. Olur mu? Bak, oradan <laughs> da ya. Buyurun. Herde o bana hep şey der. Yani kendin olduğun ve e, özgür olduğun için yani hayatta her şey yapabilecek güçtesin derdi. Bence bana söylediği ve hep şey derdi. Sen tek başına bu hayatta Kimseye ihtiyacın olmadan yaşayabilirsin derdi. Bence bu güzel bir hitubat. Belli yüzün gözün ışık saçtı bir anda. <laughs> evet. Aşkınız daim olsun. Çok Senden bir tane soru isteyeceğim. Bu birincisi. Defterime yazı yazmanı isteyeceğim. Tabii. Ben bu arada programı kapatırken iyi ki varsın. Seni takip ettiğim için çok mutluyum. Ben Çünkü en sevdiğim güzel. detaylardan biri de şu. O kadar melodi yüklü yemek videoları koyuyorsun ki yani böyle bir bir melodi var yemek pişirme ya, halinde. Güzel. Yani bir sanat var içinde. Böyle Hı -hı. izlerken şey alıyorsun. Ay ne güzel yaptı ya. Hadi kalk <laughs> mutfağa gidelim <laughs> duygusu veriyorsun. Işık ışıksın. Işığın daim olsun. Çok teşekkür Ama ederim. Ama lütfen sosyal medyada da yokum deme bir gün yani. Orada kal. Yok. Yani kendimi bulduğumu düşünüyorum. Yani bu yaptığım Bence tüm de. işlerin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle buldum. Bir fotoğraf çektikten sonra sen ee, yazarken bu tek kolla elbisemle bir yere kadar çekebileceğiz. <laughs> kıymetli bir konuktu Beril benim için. Çünkü hayatın içinde denemek, kendini keşfetmek için her yola bir girip ha tamam bu ben değilim deyip çıkabilmek. Bu hem bir özgürlük hem de kendini hep daha iyi tanımak. Neyi ne kadar yapabilirim yapamamı bir fiil yaşamak ve öğrenmek bence bir nevi korkusuzluk, bir nevi özgürlük, bir nevi gerçekten gücün sizde olduğunuzu anlatan hayat hareketleri. Genç yaşta bu yolculuğu yaptığı için 33 yaşında şimdi burada ışıl ışıl ve dimdik duruyor Beril. Ben biliyorum bugün programdan birçok şeyi zihninize cebinize koydunuz ve aile sofrasında bunları paylaşacaksınızdır ama evlatlarla belki bunları konuşmak iyi gelebilir sizlere. Hayatın içinde neleri denemek isterdin? Deneyip başarısız olmak aslında bir başarısızlık değil, bir keşfediş. Bir sonraki bambaşka sohbetlerde yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Belli tanıdığım için çok mutlu oldum ve bir kez daha iyi ki takip ediyorum dedim. sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda Hanım, içtenlikle ve sağlıkla geçen güzel bir yolculuğunuzun olduğunu düşünüyorum. Bu yolculuğunuzda size küçük de olsa eşlik etmek çok keyifliydi. Mutluluk ve sevgiyle